Mr. Buyukakin from Turkey, and after that Mr. Kohls from Belgium. 2 minutes, please. Mr. Buyukakin. Saygıdeğer Başkan, değerli kongre üyeleri, ben öncelikle sizlere bir soru sormak istiyorum düşünmeniz için ve Türkiye'deki özellikle Güneydoğu'daki durumu anlamanız için. Herhangi bir ülkede, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde seçilmiş bir belediye başkanı, örneğin IŞİD'den bir terör örgütü mensubuyla irtibatlı olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı, siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir, devam etmesine göz yumar mıydınız? Önce bunu düşünmenizi istiyorum. Görevden alınan bu belediye başkanları idarenin keyfi uygulamalarıyla görevden alınmış değildir. Haklarında ciddi terörle iltisaklı, irtibatlı olduklarına dair deliller vardır ve yargı organları tarafından devam etmekte olan davaları vardır. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum. Yine Sayın Heyet Diyarbakır'a bir izleme komitesi üyesi yollamak isterse, orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var. O partinin binasının önünde duran anneleri dinlemek isterse, o anneler, Diyarbakır'daki Kürt anneler, o partinin önünde nöbet tutuyorlar. Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden geri verin bize diyorlar. O anneleri de bizim heyetimizin üyelerinin dinlemesini istiyorum. Son olarak az önce değerli başkanımız da ifade ettiler. Bu izleme komitesini biz Türkiye olarak davet ettik zaten. Gizlediğimiz hiçbir şey yoktu. Ve özellikle Almanya'dan katılan üye arkadaşımızı hatırlatmak istiyorum. İzleme komitesinin seçimlerdeki değerlendirmesiyle Suriye arasında nasıl bir alaka kuruyorlar ve Türkiye söz konusu olduğunda neden bütün meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar? Acaba jeopolitik başka kaygılar mı var?